Borsa manipülatörüne gözaltı. Nihat Özçelik. Uzun zamandır borsa manipülatörü haberi görmüyorduk. Böyle bir operasyonda evet. Görmüyorduk. Geçen hafta biliyorsun Cumhurbaşkanımız ve Ekonomi Bakanımız bir borsa ziyareti yaptı ve borsa oyun yeri değildir dedi Ekonomi Bakanımız. Bu tip şeylere müdahale Gazino. Edeceğiz gibi Gazino şeyler söylendi. Gazino kapitalizminden kurtardık aynen. Dedi. Gibi kelimeler kullanıldı ve bunun üstüne bu operasyon geldi mesela. Bu aslında ben iddianameye, yani bilmiyorum haberler doğru mu, okuyabildiğim kadar iddianame içinde bir borsa manipülasyonu şeyi yok. İddialar arasında varmış. Benim gördüğümde yoktu. Yani benim gördüğüm rüşvet. Neden halka arzlarının gizli sahibi olduğu belirtiliyor. Evet ama onlar hep yorum gibi geldi bana. Ya benim iddianame olarak gördüğüm şeyde rüşvet kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi. Rüşveti kime vermiş? Şantaj. Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik iddiaları var. Bunlar doğruysa daha gördüm. Olsun. Yani burada bir borsa ile ilgili aslında. Şimdi şöyle bir gerçek var. Burada bir yanılgı da oluyor. Yalnız yani ben borsa ile ilgili bu kişinin borsa ile ilgisi var mı? Ama konunun evet tabii var. Ama konunun aslında burada borsa ile ilgisi olsaydı Sermaye Piyasası Kurulu zaten dahil olurdu. Henüz ben bu dosyada Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK'nın dahil olduğunu görmedim. Onun için ben hala bunun bir borsa manipülasyon davası olduğunu zannetmiyorum. Bu kişi daha önce başka bir suçla, yargıyla etkilemekle ilgili. Sanırım sekreteriyle ilgili bir davada onu hapse attırmak filan, karşı dava filan soruşturma. Bazı bilgiler ele geçirilmiş ama gördüğüm kadarıyla henüz SPK'ya da dahi fazla bir bilgi vermemiş operasyon yapanlar. O açıdan ilginç yani bu, evet borsada çok tanınmış bir isim. Bilindik bir isim ve çok ciddi de varlığı olduğu bilinen bir isim. Borsanın önemli, aileden mi zengin, borsadan mı zengin? Borsadan kazanılmış bir varlığı olduğu düşünülüyor. 8 milyon yatırımcı şu anda kaybetti de. Bazıları da bu arada 8 milyonun da altına düşmüş en sonunda yatırımcı. Biliyorsun 8,5 milyonlara kadar çıkmıştı. En son MKK'da 7,9 milyonlara kadar düşmüş. Muhtemelen para kayıplarıyla piyasadan çekilip o şeyler gidiyor. Bu arada da yine birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Ne dengesiz bir şey. Şimdi borsa çok tuhaf günlerden geçiyor. Şimdi bu haber önemli. Çünkü bu şirket uzun zamandır olmayan bir haber. Dahil olduğu şirketler de söyleniyor. Ben şimdi bunları resmi olmayan bilgileri burada paylaşmak istemem. Kişinin iddia olarak veriyoruz, iddia haberleri hep. Yapılmış. Evet, bunlar hep iddia. Ama yani 6 ila 7 şirketle ilgisi yüksek hisseleri olduğu, bu pozisyonları olduğu söyleniyor. Halka arz edilen 5-6 şirketin gizli sahibi olduğu iddiası var. Bazı iddialar var çok gezinen. Hani önceki halka arzlarda da önceki SPK başkanı ile olan bir dolu hani iddialar vardı. Onun eski tutuklandı, hapse girdi filan. Onunla da bazı ilişkiler olduğu ile ilgili iddialar var sosyal medyada gördüğüm ama bunlar kanıtlanmış iddialar olmuyor. Bilmiyorum. Bu iddianame çok önemli olacak bence çünkü önemli bir şahsiyet. O suçlar bayağı bir iddia yani. Evet yani borsanın en büyük birkaç oyuncusundan biri olduğunu söyleyebilirim. Hani ben kişisel olarak borsayı çok hakim olduğum için ciddi anlamda borsanın önemli oyuncularından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hani o en önemli detay o. Dolayısıyla bugün bunun borsada normal olarak etkisi, dün akşam bir miktar etkisi, bunun ayrıca etkisi olma ihtimali var. Ama borsa çok ilginç günlerden geçiyor. Şimdi 3 tane aslında dinamik aynı anda etkiliyor. Bir, bizim bütün bu İsveç görüşmeleri, İsveç'i NATO'ya alınmasını onay verecek mi, meclis vermeyecek mi? Dün dış ilişkiler verecek komisyonundan geçti ama o aslında Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Fuat Oktay'ın söylediği ya bu genel kurulda geçecek anlamına gelmiyor. Hatta çok zor geçecek anlamına geliyor. Çok zorlanacak anlamına da geliyor diyebiliriz gibi bir ifadesi var. Dolayısıyla bu kesin böyle olmuş değil. Hani bir Amerika'ya pas atma. Hani siz bu F-16 uçak mevzularını çözerseniz biz de bunu yapacağız hala. Pazarlığın döndüğü. Onlar da F-16'dan cevap veriyor zaten. Tabii yani şimdi orada paslaşmalar devam ediyor. Onun için bu haber ama bu haber borsa için normal olarak eğer pozitif bir yaklaşımdı. Ama şimdi diğer taraftan bu bu yani kişinin alınması olayı, gözaltına alınması, Nihat Özçelik'ti sanırım. Evet. Onun alınması olayı tabii borsadaki bazı hisselerde önemli bir etken yaratacaktır. 8 kişi daha var. Üçüncü bir haber daha var aslında borsayı bir süredir etkileyen. Gübretaş mı? Evet, şimdi borsanın en büyük şirketlerinden bir tanesi haline gelmişti Gübretaş. O da çok ilginç. Çünkü bu normal olarak Tarım Kredi Kooperatifi'nin hakim ortak devletin olduğu, hakimi, devletin bu amacı, kuruluş amacı çiftçiye
rahat ulaşım, gübreye, krediye ulaşabilsin diye kurulmuş bir şirket. Ama ilginç bir şekilde bu şirket uzun zamandır bu işlerlerinin dışında mesela faaliyet gösteriyor ve burada da önemli bir oyuncu, önemli diyorum çünkü bu şirket sayesinde önemli hale geldi. Bu hissede battığı söyleniyor. Neden? Çünkü bu hisse... Bir yatırımcı bu hissede battı mı? Evet, büyük bir yatırımcı. Yani şöyle, bu hisse... Aşağı iki diyorlar. Şimdi çok ilginç bak, 2 liradan bu hisse 400 liraya kadar yükseldi. Aşağı. 2 liradan. Yani 200 katına çıktı. Yüzde 2000 civarı bir şey konuşuyor. Yüzde 1700, daha da fazla pardon, yüzde 17 bin. Yüzde 17 binlik bir yükseliş kaydetti. Şimdi yüzde 17 binlik bir yükseliş, yani hiçbir şey, 2,5 yılda. Söyledim, 2020 ile 2023'ün Ocak ayı içerisinde. Hanginiz yüzde 17 bin? Yüzde 17 binlik bir yükselişi normal karşılamak ve bununla hiçbir şey yapılmamış olması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bunları takip etmemiz bu konunun. Şimdi baştan bu enteresan, ya bu bir defa ilginç. Tabii burada çok daha ilginç veriler var aslında. Sonra da bir haftada, var. Bir ayda %50 kaybediyor, yarısı gibi. Evet, bu iddialar çok önemli. Bu iddialar, evet yüzde şu an itibariyle daha da fazla olacak. %57 düştü dün itibariyle zirveden bir hafta içerisinde. Taban taban yani. Bugün de muhtemeldir taban olacak. Böylece %60'ların üstüne çıkacak. Çok kısa sürede düşüş. Şimdi yanlışlıkla büyük de bir şirket olduğu için vatandaşın, küçük yatırımcının orada pozisyon alma ihtimali. Yani en azından fonlar aracılığıyla buralara girmiş olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla birileri çok büyük hasarlar görüyor. Ama bir izin verir misin? Kabine toplantısı da bugün yapılmayacakmış. Biz de yapılacak diye söyledik ama hemen düzeltiyoruz. Kabine toplantısı ertelenmiş. Bugün kabine toplantısı olmayacak, onu da söyleyelim. Asgari ücret belli olur mu? Herhalde bugün belli olmaz artık. Cuma gününü bekleyeceğiz herhalde onun için de, yarın ya da cumayı. Buyur lütfen. Evet, şimdi bu gübre taş mevzu çok önemli bir hal aldı. Neden? İlginç iddialar var. Şirketin 5 Haziran 2023'te, 5 Haziran yani bundan bayağı bir zaman önce, 6 ay mı oluyor? 6 ay da geçti. Bir bedelsiz sermaye arttırımı talebinde bulmuş %300. Öyleymiş, isim evet. Verilmemiş. Sermaye Piyasası Kurulu... bu iddia doğruysa, bunu araştırıyorum ben de hala, iddia olarak aktarıyorum. 7 Aralık'ta Sermaye Piyasası Kurulu bunu reddetmiş. Reddetme sebebi de demiş ki, İran Razi Petrokimya diye bir iştiraki var. Çok da önemli bir iştiraki. Burada İran devleti buna 330 milyon dolar bir ceza kesmiş. Buna karşılık ayırdın mı demiş Gübretaş'a. Gübretaş da hani buna karşılık ayırmadığın için şimdi sana bedelsiz sermayene ekleme, yani burada bir sorunun var, o sorunu çöz anlamında söylemiş. İlginç olan bölüm bütün burada aslında. Bu 7 Aralık'taki kararın doğruysa bu iddia. Çünkü iddia diyorum hala. Ben bunda bunu Sermaye Piyasası Kurulu belki bir açıklama yapar. 7 Aralık'taki toplantıda verilmiş kararın 18 Aralık'ta açıklanmış olması. Tabii arada bir 11 günlük bir enteresan bir zaman şeyi var. Bu iddialar doğruysa o bir günde... bedelsiz sermaye artırımı için başvuruyor 7 Aralık'ta. 5 Haziran'da başvuruyor. 5 Haziran'da başvuruyor. 7 Aralık'ta diyor ki Sermaye Piyasası Kurulu, yani toplantısında bir karar alıyor. Ama kamuya 18 Aralık'ta açıklanıyor. Eğer doğruysa bu Aralık 11 günlük şey neden bilgi bilmiyorum. Sızdı mı? İşte bilmiyorum. Yani bu, onu mu sorguluyorsun? Bu veriler doğru mu diye soruyorum. Gerçekten belki bir yanıt gelir. Belki de bu 7 Aralık iddiası yalandır. Ama lütfen bu en azından kamuoyuna böyle bir sosyal medyada gezen bir günlerde bilgi var. Günlerde Gübretaş konuşuluyor. Şimdi, evet. Tek bir açıklama geldi. Bizim bu bizim hisselerimizi etkileyecek bir haber akışı, bir durum, bir olumsuz tablo söz konusu değil. Şimdi aslında var yani, nasıl yok? Çok yok dediler yani. Var. Tek iki cümlelik açıklama. Şimdi bu söylediğim, şimdi eğer yani Sermaye Piyasası Kurulu neden reddediyor? Diyor ki burada bir iştirakim var senin. İran'da bir iştirakin. Önemli de bir iştirak. Uzun zamandır ceza gündem olan. Orada bir ceza almış. Onunla ilgili bir karşılık ayırmamışsın diyor. Aslında var yani. Bütün haber trafiği enteresan. Ama asıl bomba şimdi burada bir borsa açısından bakarsan, ya boş verin bu detayları derseniz, hani iddiaları falan geçtik. Borsa açısından bakarsan burada o hisseyi 2 liradan o 400 liralara kadar taşımış, hisseyi toplamış bir oyuncu var. %700 artmış. %1 oyuncu var. Bir kişi var ve bu almış, orada büyük paralar kazanmış. Sonra o hisse oradayken satmayıp daha fazla kredi kullanarak başka hisselerde de pozisyonlar açmış ve kredili. Şimdi borsa bozulunca bu dinamik şey. Şimdi kurumlar onun kredilerinden dolayı hani sıkıntıya geçtiği de fark edilip bu harekette reddedildiği anda hisselerini satmaya başlıyor. Şimdi borsadaki düşüşün bir kısmı bundan, çünkü bu oyuncu büyük olduğu için yani milyar lirayı falan konuşuyoruz. Büyük rakamları konuşuyoruz. Bu oyuncunun hisseleri, pozisyonları satılmaya başlayınca
Normal tahtada taban taban gittiği için yani alıcısız gidiyor, satamıyorsun. Gübre fabrikaları ciddi büyük bir hisseyi konuşuyoruz. Onu satamayınca hesaptaki başka hisseler satılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla orada da... Aynen. Şimdi bu da diğer hisseleri de etkilemeye başlıyor. Şimdi bu hisse satılamayınca diğer hisseler düşmeye başlıyor. Dolayısıyla borsada böyle bir zincirleme bir aktivite var. Bu tamamen borsayı yıkacak, tamamen bitirecek bir şey konuşmuyoruz. Ama şu anda son dönemdeki yıpranmanın ana sebeplerinden biri bu. Yani ben bir süredir faiz, yüksek faiz ortamı yıpratır derken... Bu tip şeyleri de, bu tip mekanik olayları, bunlar mekanik olaylardır borsaca, ekonomik açıklaması. Bedelsiz sermaye artımına izin verilmediği için mi hisselerde düşüş başlamış? Şimdi işte o deniyor da ben diyorum ki... Hisselerde niye düşüş başlıyor? Niye 17 bin artıyor da birden taban İşte oluyor? Asıl orada mesele bu 2,5 yıl boyunca %17 bin artarken bütün haber trafiği... Sürekli işte altın madeni ne ortak oluyor, Tarım Kredi Kooperatifi. Altın madenine ortak oluyor. Yani bir altın işine girişiyor. Büyük yatırımcı, iki tane büyük yatırımcı giriyor oraya. Aynen yani gübre taşın faaliyet alanı enteresanlaşıyor. Sonra satışa geçiyor falan. Neyse sonuç itibariyle onlar geçmiş iddialar. Bunlar hiç tartışılıp araştırılmamış. O zaman önlem alınmayınca. Benim derdim bu balonlar oluşurken, bak mesela diğer konularda da balonlar oluşurken hiç önlem alınmıyor, hiç tartışılmıyor. Herkes mutlu. Hadi gelin halk arz edin, borsa başlıyoruz. Yasaklısı halk arz şirketlerinin gizli sahibi görünüyor yani şimdi burada. Anlamadım ki ben. Evet, şimdi o da, tabii orada da çok enteresan iddialar var. O bayağı bir detaylanacak muhtemelen sosyal medyada önümüzdeki günde daha da çok şey göreceğiz. Yıllar sonra ilk defa böyle bir haber gördük. Evet, şimdi tabii bunlar hassas konular. Çok ben o konuda şeylere girmek istemiyorum iddialara. Onlar biraz daha... Haber olmuş, iddianame hazırlanmış. İddianamenin detayları kamuoyu açıklanırsa onu gördüğümüzde çok daha emin olacağız ama şu ana kadar ben hala borsanın bir dahilini görmedim. Gübretaş'ta ayrıca herhalde bir açıklama. Gübretaş'la ilgili çok açıklamaya ihtiyaç var. Özellikle şu anda bununla ilgili... Ya bu geçen yaz, pardon 2022 yazında aslında borsada bankacılık hisselerinde olana benzer bir durum. Orada da biliyorsun bazı borsa oyuncuları hapse girdi ve şey oldu, ciddi borsa, dünya Türkiye'nin en dev bankaları böyle taban taban düştü. Çünkü taban taban gidiyordu. Yurt dışını söylüyorsunuz. Yok burada. 2022'nin Temmuz ayı ile Eylül ayında borsada böyle, hatta o zaman Hazine Bakanımız, o zamanki bakanımız Sayın Nebati dedi ki, ya borsa çok iyi yer, harika yer dedi. 3 gün sonra tahtalar taban olmaya başladı ve dramatik bir şekilde büyük kayıplar oluştu. O zaman da çok eleştirdik. Yani borsaya bu kadar riskli, kredili işlemlerin, kaldıraçlı işlemlerin böyle yoğun olduğu ortamlar, dönemlerde o oluşan balonların patlaması ekonominin geneline zarar veriyor. Şu anda borsa ekonominin bir dinamiğinin bir parçası olduğu için... Faiz de bu kadar yüksek olunca o devasa yatırımcıları %17 bin getiri falan sağlayamaz tabii. Evet, işte onlar hisseleri satmak zorunda kalıyor. Yatırımcı da... Borsadan ilgisini çekip mevduata ilgi göstermeye başlayacak, alıcı gelmeye başlayacak. Yani bunlar böyle birbirini sürükleyen domino etkili olaylar zinciridir. Yani yüksek faiz ortamında bazen 2 ay, 3 ay önceden beri hatırlarsan 8500'lerde, 8000'in üstünde borsa aşağı gidecek, dikkat edin aman derken biz bu ortamı görüyorduk. Biz 30 küsür yıllık tecrübemizi diyorduk ki ya bu yüksek faiz ortamı maalesef hemen vurmasa da vurur. Borsayı. Vurdu. Vuruyor. Değişik yerlerden bunun etkilerini görmeye başlıyoruz. Ama yani olayın makro sebebi budur. Onun dışındakiler hep maalesef detaydır ama kişiler çok zarar ederler. Yani burada bizim derdimiz o bir oyuncu batabilir yanlış kararlarından ama önemli olan oradaki küçük yatırımcının büyük zararlar görmesi. Eğer bu balonlara izin verilmemiş olsaydı zamanında bu büyük zararlar oluşmayacaktı. Yani yine zarar olurdu ama peki, krediler böyle, hisseler böyle şişmemiş olurdu. Büyük milyarlarca lirayı konuşuyoruz. Yani bir araya gideyim mi? Tabii. Kısa bir ara.